Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar 80 günde geometri kampımızın geldi 26. günde ve bugün üçgenlerin elit testlerini yapacağız arkadaşlar Elit testler toplamda iki video şeklinde gelecek ve ikinci videodan sonra üçgenler konusunu komple noktalamış olacağız Bugün pdf aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayanlar da oradan yararlanabilirler. Toplamda 25 adet sınav ayarına tamamı yeni nesil diyebileceğimiz şekilli şukurlu soruların olduğu testimizin ilk sorusuyla başlıyorum. Birinci sorumuzda şekil 1'de verilen ABC üçgeni şeklindeki kağıt C ve B köşelerinden katlanarak üçgensel bölgenin G ağırlık merkezi çakışıyor. Yani C'yi buradan alıyor G'ye götürüyor. B'yi buradan alıyor G'ye götürüyor. Noktaları götürüyor. Güzel. Yukarıdaki şekilde FD uzunluğumuz 5. DE uzunluğumuz 7 ve FG uzunluğumuz 14 ve HK paralel FE olduğuna göre G burası kaçtır diyorum. Bulalım. Şöyle yaparsam ben bu arkadaşımı uzattım. Yani C noktasını şu anda yeniden oluşturuyorum. Ve diğer taraftan uzattığımda B noktasını yeniden oluşturuyorum. Bu arkadaşımız B, bu arkadaşımız C. Yani C'yi buradan G'ye kadar götürdüm. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar bu 14 ise katlamadan dolayı CH'i HG'ye getiririm. Ve aynı şekilde CF'yi FG'ye getiririm. Yani bu 14 ise benim diğer tarafım da 14'tür. Şimdi AG kenar ortay olduğu için ben bunu kenar ortay demeyeyim. G ağırlık merkezi olduğu için A'dan D'ye indiğim bu uzunluk kenar ortaydır. 14, 5 daha 19. Demek ki DE uzunluğu 7 ise diğer topun 19 olması için EB'nin 12 olması lazım. Bu da tamam. E ben burada B'yi G'ye götürdüm de bu arkadaşım bu arkadaş eşit olması lazım. 12 ise G uzunluğu 12 ve ilk sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak olur. İkinci sorumda ABC bir üçgen DGE ve CGF güzel doğrusal. AF eşittir F eşittir EB'ye. Bu da tamam. DE paraleldir CB olmak üzere EG bölü DG oranı kaçtır diyor. Çok 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 tatlı bir soru. Peki nasıl yapacağım bunu? Bakın. D'ye ve CB'ye paralel buradan FR'yi kendim çektim. FR. Şimdi bunların hepsi birbirine yani paralel, paralel, paralel. E hocam bu taraf eşit ve paralelse demek ki benim diğer taraflarımda iki çizgi, iki çizgi, iki çizgi hepsi birbirine eşittir diyorum. Birin iki oranı ne oldu? A'nın iki oranı olduğu için iki aya oranı. Bu bu taraftan yazdım. Sonra büyük üçgene geldim. Birin Bakın birin 2 oranı. E 1'in gördüğü 2A ise 2'nin gördüğü 4A olacak. Demek ki D'nin tamamı 4A iken GE uzunluğu 3A olacak. EG yani 3A bölü DG'si A. Buradan da sorumuzun cevabı 3 yani ikinci sorumuz Ceyhan olarak bulundu. Üçüncü sorumda ABC bir dik üçgen. CA diktir AB'ye. Harika. DFG bir kare. CD'miz 3, EB'miz 27 olduğuna göre GF'si, GF'si yani karenin bir kenarı kaçtır diyor. Karenin kenarına X diyorum. Bakın X, X, X. Şimdi açıları yerleştiriyorum. 90 derece burası. Ben bu açıya nokta dersem otomatikman benim bu açım çizgidir. E 90 çizgiyse bu açım noktadır. 90 nokta ise bu açım çizgidir. 90 çizgiyse bu açım nokta. 90 nokta ise bu açım çizgi. Çizginin gördüğü x, noktanın gördüğü x. Şimdi demek ki bunlar farklı üçgenler. O zaman benzerliğimizi yapıyoruz. Bakın. Çizginin gördüğü x bölü. Buradaki çizginin gördüğü 27 eşittir. Noktanın gördüğü 3 bölü. Diğer üçgende noktanın gördüğü x. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x kare eşittir 27 çarpı 3'ten 81'e. Demek ki x uzunluğum 9. Benden karenin bir kenarı olan 9 istiyordu. Bu da 3. sorumuzu bizlere Ceyhan olarak olur. Dördüncü sorumuzda yüksekliği 18 ve 9 olan iki düz duvara şekildeki görüldüğü gibi iki merdiven dayanmaktadır. Buna göre merdivenlerin kesim noktasının yerden yüksekliği kaçtır? Yani kesim noktası burası. Bu arkadaşın yerden yüksekliği bizden bu uzunluğu istemiş oluyor. Peki şimdi iki düz duvar göre bu arkadaşlar birbirine paralel. E, paralel olduğundan bakın açı yerleştirebilirsiniz. Yani burası noktaysa iç tersten burası nokta e bu çizgi ise iç tersten burası çizgi zaten bu açılar otomatikman birbirlerine eşit oldu. Demek ki benim 9'a 18'lik bir oranım var. E 9'a 18'lik bir oranım varsa bu arkadaşımız 9k ise buradan buraya kadar olan kısımda 18'de orantılı olarak 18k'dır veya k'ya 2k da diyebilirsiniz daha kolay olması için. k'ya 2k. Daha sonra benden ne istiyor? Bunu istiyor değil mi? Şimdi 9 ise bu da 9'dur. Yine benzerliğimizi işletiyoruz ama hangi üçgende? Bu sefer buradaki üçgende benzerliğimizi işletiyoruz. 2K'nın diyelim ki H istiyor bizden. 2K'nın H'a oranı eşittir. Tamamı 3K'nın bakın neye? Uzunluk 9'a oranına. K'lar gitti. 3'e böldüm 3'e böldüm. 3. E böldüm, 3 çarpı 2'den H eşittir. 6 bulunur. Demek ki 4. sorumuzun cevabı bu şekilde Adana olarak bulunur. 5. sorumuzda DC doğrusal yolunun bakın DC yolun tamamı. Uç noktalarına 12 metre ve 15 metre yükseklikte A ve B noktalarına iki kamera yerleştiriyorum. A noktasına ve B noktasına iki tane kamera yerleştiriyorum. Güzel. DC üzerinde bulunan 3 metre yüksekliğinde şu arkadaştan bahsediyor. 3 metre yüksekliğindeki engel hatta şöyle diyelim MF engeli dersem daha iyi olur. MF engeli bunu düzeltiriz. MF engeli engeli yüzünden A noktasındaki kamera KC arasını görüyor. Yani A'dan bakan arkadaş MF engelleniyor, oluyor. Sadece KC'yi görüyor. B noktasından bakan arkadaş da sadece DE aralığını görüyor. E ve K noktalarına eşit uzaklıkta. E ve K noktalarının engel olan uzaklıkları eşit. EF, FK'ya eşit. AD diktir DC'ye ilk dikliyim. BC diktir DC'ye ikinci dikliyim. MF diktir DC'ye bu da üçüncü dikliyim. Ve DC uzunluğum 14. DC. Tamamı 14'müş buranın. Bulalım arkadaşlar. Bu önemli. EK'miz kaçtırdı? Şimdi ben buraya A. Aynı şekilde buraya A dersem. Ve AKD üçgeninde. Bakın. dikdiklerden dolayı paralellik var. Ve bu uzunluk 3 verilmiş bana. O zaman 3'ün 15'e oranı. 3 bölü 15. Eşittir. Ne biliyorum ben burayı? A'nın yani KF'nin A'nın K'dan D'ye tamamına. Buraya da B diyorum. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. B dediğim uzunluk 5A. Şimdi burası A, burası A2. Demek ki buraya geldi, kaldı 3A. Bu 1. Aynı şeyi diğer taraftan B, E, C üçgeninden yazarsam. 3'ün 12 oranı, 3 bölü 12 eşittir. Bu E, yani A'nın tamamı. Ona da C diyorum. 3'e böldüm, 3'e böldüm 4. Demek ki C dediğim uzunluk 4A. C dediğim uzunluk 4A. A burada, A burada. 2A. Demek ki buraya geriye kaldı. 2A. E, DC uzunluğu 14. 3, 4, 5. 2 daha. 7A eşittir. 14 ise eğer her bir A'sı 2 olur hocam. EK'yı soruyor. EK 2A'ydı. O zaman 2A uzunluğunda 4 bulunur. 5. sorumuzun cevabı Bursa'dır. 6. sorumuzda şıkları gördünüz. Devam edelim. Şekilde Zemin üzerinde AG yolu boyunca AG yolu boyunca noktalarla eş aralıklar verilmiştir. İnşaat ustası Hüseyin zemine dik olan 84 uzunluğundaki AH burun uzunluğu 84 duvarının bir ucunu G noktasında diğer ucu H noktasında bulunan bir merdiven koymuştur. Güzel. Yukarıdaki şekilde inşaat ustası merdivene destek olması için 56 santim uzunluğunda bir kalası zemine dik olarak hangi noktaya koymuştur? Yani bu noktalardan birine diyelim ki şöyle yani bilmiyorum ya uyduruyorum bir yere. Diyelim ki buraya kalasımı yerleştirdim. Dik olan HA'ya dik olan kalasımı yerleştirmiş olayım. Tamam bunun uzunluğu neymiş? 56. Hangi noktaya koymuştur diyorum. Koyduğu noktayı bilmiyorum. Diyorum ki bu uzunluk eğer A olsun. Bakın her birisi eş uzunlukta veya A, A, A öyle diyeyim daha iyi olur. Eş uzunlukta bunlar. O zaman hocam benzerliğimi yapıyorum. Şimdi bilmediğim bu uzunluk olduğu için buraya X diyorum. O zaman X'in tamamına yani X'in 1, 2, 3, 4, 5, 6 A'ya oranı eşittir. Buradaki 56'nın diğer taraftan 84'e oranına sadeleştirelim. 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 42. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 7. 7'ye böldüm 7'ye böldüm 4. A çarpı gitti. Demek ki x eşittir 4A. 1A, 2A, 3A. E 4A C'ye denk geliyor bakın. Demek ki ben uzunluğumu buraya koymuşum ki sabit 4A çıkması için buraya koymam lazım. O zaman hangi noktaya koymuştur? C noktasına koymuştur. 6. sorumuzun cevabı bu şekilde han olarak bulunmuş oluyor ve güzel bir sayfaydı. İyi sorular vardı. Yedinci sorumuzda yukarıdaki şekilde dik kenar uzunlukları 16 ve 24 gördüğünüz gibi şekil yerleştirilmiş olan dik üçgen şeklindeki bir kağıt verilmiştir. ABC üçgeni B köşesi C köşesine çakışacak biçimde katlanıyor. Kağıt tekrar açıldığında oluşan kat izi doğrusal bir biçimde çiziliyor. Kat izimiz bu arkadaşımız. Bu çizginin AB kenarı kestiği nokta D olarak isimlendiriliyor ve DC doğru parçası çiziliyor. Daha sonra katladığımızda bu doğru parçasını çizmişiz. Güzel. ADC üçgeninin neyini oluşturuyor bizden? Oluşturuluyor ve bu üçgenin çevresini istiyor bizden. Bakın arkadaşlar bu uzunluk 24 s Diyelim ki AD kenarım A ise benim BD kenarım 24 A'dır. Ve BD kenarı DC'ye katlandığı için bu ikisi birbirine eşit oluyor. 24 eksi A bu uzunlukta 24 eksi A'dır ve benden bu üçgenin çevresini istiyor. Peki bulalım. Kenarımız 24 eksi A artı AD kenarımız A artı AC'miz 16 eksi A artı A'yı götürdü. 24, 34, 6 daha 40 yapar. 7. sorumuzun cevabı bu şekilde Edirne olarak bulunur. 8. sorumuzda yukarıdaki şekilde ABC üçgenin kenarlarını 5 eşit parça ayıran doğrular çizilmiştir. Bakın kenarları 5 eşit parça ayırıyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ve 1 2 3 4 5. Hepsi birbirine paralel olmuş oluyor bu doğruların. Otomatikman böyle olmak zorunda kalıyor. Boyalı bölgenin alanları toplamı, sarıların toplamı 24 olduğuna göre A, B, C üçgenin alanı kaçtır diyor. Şöyle yapalım mı? Bir de ben şu paralelleri çizersem çok daha net bir sonuca varabilirim. 2, 3, güzel. Şimdi bakın. Yeterli midir diye bakıyorum. Yeterlidir. Şimdi tabanlar eşit. Demek ki bu alan S ise otomatikman benim diğer alanım da S'tir. Bu 1. E aynı şekilde bakın. Paralellikten dolayı benim tabanlarım eşit veya şöyle söyleyeyim. 1'in 2'ye oranı eşit olduğu için. 1'in 2'ye oranı ben bunun karesini aldığımda ne oldu? 1 bölü 4. Alanları oranı 1 bölü 4 olacak. Yani bu alan S ise şu bölgenin şu tamamının alanı 4S olacak. S 2S S, geriye 2S kaldı. E bunlar eşit olacağı için de S'e S oldu. Soru bitti. Demek ki bütün dörtgen 2S, üçgenler S olacak. Yani burası 2S, 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 S. 2S, 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 S. 2S, 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 3S, 2S, S. Zaten bir örnek yapalım mesela. 1'in 3'e oranı 1 bölü 9 çıkmak zorunda. S'in 9S oranı. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani her şeyi sağlıyor. Sonra sarıları topluyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12S eşitliğini 24'e. Demek ki benim her bir S'im 2 olacak. ABC üçgeninde alan istiyor bizden. Onu da şöyle bulurum. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1'in 5'e oranı 1 bölü 25. Demek ki tamamı 25 esmiş. Her S2 olduğuna göre 25 çarpı 2'den bütün alanda 50 olmuş oluyor. 8. sorumuz Bursa'dır. 9. sorumuzda yukarıda ABC üçgensel bölgesi biçimdeki verilen kağıt ta kağıtta AE eşittir, ED eşittir, DC'dir. Bu kağıt sırasıyla AB ve BC'ye paralel olacak şekilde D ve E noktaları kat izleri oluşturuyor. Bakın. Paralel olacak şekilde E ve D noktaları kat izleri oluşturulmuşsa demek ki bu kenarların da birbirlerine otomatikman eşit olması gerekiyor. Güzel hocam. Tamam. BHKG Buradaki dörtgenin alanı 24 olduğuna göre ABC üçgenin alanını istiyor bizden. Yine benim bunun alanını bulmam lazım. E hocam bu eşleri direkt paralelini çizsem. Yani ben bu AC'nin paralellerini bu noktalardan çizsem. E, otomatikman yine aynı şey sağlanmış olur. Nedir aynı şey? S'in bakın 1'in 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4. S'in 3 S'e oranı olacak. E bu S ise bu da S. Bu da S. Aynı şekilde bu da S olmuş olacak. E yine devam ediyorum. Yeterli midir? Yeterlidir. Yeterli. Şöyle yeterlidir. S, S'den burası ne oldu? 2S. Demek ki 2S eşittir 24'e. Benim her bir S'im 12. Bütün alanın kaç S olduğunu bulalım. 1, 2, 3. Toplam üç kenar var. O zaman 1'in 3'ü oranı karesini aldığımızda 1 bölü 9 oluyor. Demek ki tamamı 9 estir hocam. Her bir es 12 idi. 9 çarpı 12'den de 108 cevabını buluyorum. Ve 9. sorum da benim bu şekilde diğer vakır olarak bulunuyor. 10. sorumuzda yukarı kıyıları birbirine paralel olan bir nehirde suya giren ördeğin karşı kıyıya varana kadar aldığı yollar belirtilmiştir. A ile B ve B ile D. A ile B ve B ile de noktaları arasındaki yollar doğrusal yani doğrusal gidiyor. B de yön değiştiriyor. Buna göre BD doğrusu ile EC doğrusu arasındaki açılardan birinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tekrar bakalım. BD doğrusu ile EC EC. Ya bu açıyı istiyor benden ya da diğer açıyı. Bulalım arkadaşlar. E yine ben doğrusal formüllerden biliyorum ki sola bakan açı veya tam tersi yapalım. Sağ bakan açı, sola bakan açı, sağ bakan açı veya üçgenden de yapabiliriz. Ben bunu üçgenden yapayım. Daha garanti olsun. Çünkü konumuz üçgenler. Doğrular değil. O zaman şu DB doğrusalını uzattım. Aynı şekilde AB doğrusalını da uzattığımda bulacağımız işlemler. 40 derece ise iç tersten burası 40 derecedir. Daha sonra daha sonra bu doğrusalı uzattığımda bakın 140 ise demek ki buraya geriye kaldı 40 derece. E bu 40 40 80 ise hocam o zaman buraya kaldı 100 diğer tarafa kaldı 80. Bizden ya 80'i ya 100'ü istiyor. Gördüğünüz gibi 100'ü bulabiliyorum. 10. sorumuzda bu şekilde. Yanlış yok değil mi? Tekrar bakalım. 140 40'tan 180 40 40 doğrudur. Sorumuzun cevabı 10. Burs olarak bulunur. 11. sorumuzda ABC üçgeninde EDC bakın üçgeni ED doğrusu boyunca katlandığında e, C üssü ve D, C üssü açı ortaya olacak şekilde E, D, C üssü üçgeni oluşuyor. E, C üssü eşittir D, C üssü. Güzel. Oluna göre M, A, C, B. Şu açıyı bizden istiyor. Açıyı bulalım arkadaşlar. Ben buraya eğer alfa dersem ki demem bile gerek yok. Kapattım burayı. Şimdi bir katlama yaptığım için benim buradaki noktayla bunun aynı açı olması lazım. Ve katlama yaptığım için bu çizgisi bu açının çizgi olması lazım. E bu doğrusal tamamı 180. O zaman bu 60 60 60 oldu. E diğer taraftan bu da 60 60 60 oldu. E hocam 60 60 120 geriye kaldı 60 derece bu açı istiyordu. ACB uzunluğumuz 11. sorumuz 60 derece yani Edirne olarak bulunmuş olur. 12. sorumuzda ABC bir üçgen ABC açısı 75, ACB açısı 65 derecedir. Şekildeki üçgen A noktası etrafında bakın. Bu üçgenimiz A noktası etrafında ok yönünde en az kaç kere döndürülürse? En az kaç derece döndürülürse AB kenarı AC kenarının başlangıçtaki konumuna gelir? Yani benim buradaki açı arkadaşım bu AB uzunluğum AC'nin üzerine gelecek. Yani bu açı buradan buraya kadar dönmesi lazım şu uzunluğun. Bu açı kadar dönmesi lazım. Zaten Kaç derece döndürmemiz lazım diyor. Demek ki hocam 65, 5 daha 70, 70 daha 140. Buraya 40 derece kalıyor. Ben bu AB uzunluğunu 40 derece veya bu üçgeni 40 derece döndürdüğümde otomatikman bu açı dönmüş olacak. AB'nin uzunluğu da dönmüş olacak. AC'nin üzerine gelir. O zaman 12. sorumuzda da bizlere diğer bakır olarak bulunmuş olur diyelim. Yine tatlı güzel bir sayfaydı ve 13. sorumuzla devam ediyorum. Şıklarla işimiz yok. ABC bir üçgen. CDA üssü bakalım. CDA üssü 110 derece. D, a, DEA e, üssü B'dir. ABC üçgeninde ADE üçgeni D doğrusu boyunca katlandığında EDA üssü üçgeni oluşuyor. Buna göre B bölü A oranı kaçtır diyor. Bulalım. Şimdi katlandığında bakın AA üstüne geliyorsa benim bu A açım otomatikman buraya geliyor. Bu bir. Bitmedi. E hocam katlama yapıldığına göre açıortay vardır. Bu noktaysa bu DE bu ADE açısı katladığımızda bu nokta açı buraya gelir. 110 derece ise burası. Geriye kaldı 70 derece. O da 35 dereceye 35 derece olarak bölüşülür. Bu da 2. Sonra e hocam katlamadan dolayı AE uzunluğum EA üstüne eşittir. Bu da 3. Ben biliyorum ki ya ki yani kısaca elinizde 35-35 açıortay varsa AE, EA üstüne eşit. Yani kısaca kenar ortay varsa. Demek ki bu indiğim hem yükseklik hem de ikiz kenardır. E, yükseklikten dolayı B açım 90 derece. E, B 90 sa 35, 90. Demek ki A'ya kaldı. 55 mi? 60, 55, 60, 90. A'ya kaldı. 55 derece. Benden ne istiyor? B bölü A'yı. 90 bölü 55'i istiyor. Böldüm 5'e. 18 böldüm 5'e 11. Yani sorumluluğun cevabı 18 bölü 11'dir. 13. sorumuzda bu şekilde adan olarak buluyoruz. 14. sorumuzda bir ABC üçgeni çiziniz. Dediği şeyleri yapalım. Peki ABC üçgenimi çiziyorum? Adım adım her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bak. A, B, C üçgeni. Bu bir. AB değiştir, DBC olacak şekilde AC kenarının üzerine bir D noktası seçiniz. Bir tane D noktası seçiyorum. Demek ki BD oluşturmuşum ben ve ABD nokta DBC. Bu iki açı. Birbirine eşittir. Tamam. Dikimi attım. AC eşittir ECB olacak şekilde AB kenarı üzerine bir C nokta E noktası seçiniz. Buradan bir E noktası seçiyorum. Ben yine E'den C'ye birleştirdiğimde otomatikman ACE bu açıyla ECB bu açı eşit oluyor. Yani burası açı ortaylarının kesim noktası oluyor aslında. Bu da tamam. ADB şu açımız 105 derece başka. AEC bu açımız 135 derece. Olduğuna göre BAC tepe açımız kaç derecedir diyor. Tepe açım şöyle S yapayım. Alfa alfa beta beta dersem iki iç açının toplama alfa artı 2 beta 105 derece eşittir. Alfa artı 2 beta eşittir 105. E daha sonra buradan 2 alfa artı bir beta da tam tersi. 2 tam tersi. Evet 2 alfa artı beta da 135'e eşittir. 2 alfa artı Beta da 135 eşittir. Ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam. 2 alfa alfa daha 3 alfa artı. 2 beta beta daha 3 beta eşittir. 135, 235, 5 daha 240 oldu. Her yeri 3'e böldüğümde alfa artı beta eşittir. 80 olmuş oldu. 8, 16, 24. Güzel. Bizden ne istiyor? Bu tepedeki açıyı. E, alfa artı beta 80 ise. Buradaki 2 alfa artı 2 beta bunu 2 kat olacak. Yani 160 derece. E 180 olması için tepeye geriye 20 derece kalıyor ve bu da benim cevabım oluyor. 14. sorumuzda bu şekilde adan olarak bulunuyor. 15. sorumda ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzı. Yukarıdaki çerçevelerin bir kenar uzunluğu ile ipler arasında kalan ikiz kenar üçgenlerin birer iç açıları karşılıklı olarak birbirine eşittir. Demek ki bu üçgenler ikiz kenar. Şimdi ikiz kenar bu ikisi olamayacağına göre otomatikman ikiz kenarımız bu olmuş olur. Bu bir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç olabilir? Bakın kaç olabilir diyor. Yani ikizkenarı kenarı bu ikisi de alabilirsiniz. Bu ikisi de veya bu ikisi de. Tamam hepsini deneyebilirsiniz fark etmez. E bu 140 derece ise geriye kaldı 40. Bu 40'ı da 20 dereceye 20 derece olarak böldüm. E tablo kaydığında sağ. Tablo kaydığında benim şu açım bakın buradaki açım değişmez arkadaşlar. Bu yine 20 derece olmak zorunda kalır. Şimdi ikiz kenarı nereye aldığınıza göre x'iniz değişecektir. Yani ikiz kenarı siz bu ikisi alsanız x'iniz değişecek. Şıklarda yok. Ama bu ikisi alsanız ikizkenar, kenarı çünkü öyle söylüyor. İki tanesi iki, iki üç, ikisi de ikizkenar kenar oluyormuş kaç olabilir diye soruyor. E bu 20 derece geriye 20 derece ise geriye 140 kaldı. Pardon 160 kaldı. 160'ı da 80-80 diye bölüştürebilirim. Ki benim de o zaman x açım 80 derece olabilir diyorum. 15. sorumuzun cevabı da Ceyhan'dır. Unutmayın arkadaşlar bu tabloyu kaydırdığınızda tablodaki bu açılarımız değişmez. Eğer diğer tarafa kaydırsaydım bu 20 derece olduğu için diğer açımız 20 derece oluyor. Yani kayan tarafa doğru o tablonun açısı değişmez diyelim. Bu tarz soruların kilidi de kilidi de burasıdır ve 15. sorumuzun cevabı da C'dir. 16. sorumuzda düz bir tel A ve B noktalarından bükülerek 3 eşit parça haline yukarıdaki duruma getiriliyor. Yani A'dan bükmüşüm C'ye indirmişim. Yani AC uzunluğunu kırmışım. B'den bükmüşüm yani düz bir telmiş burası. D'ye kadar çekmişim bu uzunluğu. Yani aslında benimki CD uzunluğuymuş tel. A'dan ve B'den bükmüşüm. ABD bir üçgen. Tamam. AB eşittir, AC eşittir, BD'ye. AB eşittir, AC, tek çizgi, eşittir, BD'ye. Burada iki tane ikiz kenarı görebiliyorum ben. CAD, X'imiz kaçtır diyor. Önce AB, AC eşitse, tepe açı 40 ise geriye kaldı 140. Ve bu 140'ı da 70 derece ve 70 derece olarak böldüm. Bu bir. Sonra AB uzunluğun BD eşit olduğu için tepe açısı 70 derece ise bakın ikiz kenar var burada. Tepe 70 ise geriye 110 derece kaldı. 110 dereceyi bu ve bu iki eşit parçaya bölecek. E demek ki hocam burası 55 derece. Diğer tarafta 55 olacak toplam 110. 40 ise geriye kaldı burada 15 derece diyorum. Ve 16. sorumda Diyarbakır olarak bulunuyor. 17. sorumuzda ABC eşkenar üçgeni şeklindeki kağıt parçasından bakın CDB ikizkenar üçgeni kesilip CDB kesilip AB ile BC çakışacak biçimde yukarıya yapıştırıyor. Harika. D, D, noktası buraya D olarak geliyor ve AB AB şu CB ile çakışık olarak yukarıya yapıştırılıyor. Şekil 2 elde ediliyor. Harika. CD eşittir DB'ye. CD göster yine alalım. CD eşittir DB. E bunu kesip ben buraya yapıştırdığımda otomatikman bu ikisi de bunlara eşit olmuş oluyor. Bu da tamam. D, D üstü B. D, D üssü B. Benden A açısının kaç derece olduğunu soruyor. Bakalım arkadaşlar neler yapabiliyoruz. Şimdi i̇kiz kenarı gördüm. Demek ki ben buraya A diyebilirim. Onun dışında ikiz kenar, ikiz kenar, A, A dedik. Şu D, D üstü hakkında herhangi bir bilgi var mı diye bakıyorum kendi kafamdan. Yapıştırdık. Tamam. Şimdi A, B, C eşkenar üçgense. Ben eğer bu açıyı alfa dersem. Benim şu açım 60. Eksi alfa oluyor. Yani ne demek istedim? Bu açı alfa. Ben bunu diğer yukarı yapıştırdığımda o zaman bu açı alfa ve arada kalan bu açı 60 eksi alfa oldu. E hocam şu ikisini toplasam 60 eksi alfa alfa da benim bütün bu açım 60 derece. İkiz kenar olduğu için gerek kaldı. 120 120 de otomatikman 60 60 olarak bölüştüm ve A açımda 60 derece bulundu. 17. sorumuzun cevabı edin olarak bulunur. 18. sorumuzda bu şekilde bazı açı ölçüleri verilen üçgenler oklar yönünde bakın oklar yönünde hareket ettirilerek yukarıdaki gibi kesiştiriliyor. İkinci şekil oluşturuluyor. Buna göre oluşan x açısının ölçüsü kaçtır? x de burası. Bunu soruya eklerim ekstradan. Hocam sorumuz çok kolay. 55, 60, 70 daha 130. Hocam burada kaldı 50 derece. Demek ki benim bu açım 50 derece. Bu bir. E 70 30 daha 100. Demek ki buradaki açı 80 derece. E o da buraya denk geliyor. Demek ki bu 80 derece. 80 50 daha 130. O zaman bu açı 50. E iç tersten de x'imiz 50 derece bulunur ve 18. sorumuzun cevabı da edin olarak bulunmuş. Olur diyelim. Bu sayfamızı da bu şekilde geçelim. 19. sorumuzda bir tasarımcı yeni bir bilgisayar markası için yukarıdaki logoyu tasarlarken doğru parçaları arasındaki açıları şekildeki gibi düşünmüştür. AA 2A. Buranın 108 derece. Buna göre logodaki A değeri kaçtır diyor. Hemen şu arkadaşımı şu parçayı tamamlarsam. Benim bu parçamı tamamlamam soruyu bitirir zaten. Diyelim ki bu açı alfa otomatikman bu açı beta olsun. E tepe 108 ise o zaman alfa artı betaya geriye bakın 108'i 180'e tamamlamak için 72 derece kalmış oldu. Buradaki üçgende bu bir. Sonra büyük üçgendeki kenar açıların hepsini topluyorum. A 2A 2A da burada 4A artı Alfa artı beta yani 72 derece eşittir 180 olur diğer tarafa attım. 4A eşittir 108 dersem demek ki her bir A 108 2'ye böldüm 54 bir daha 2'ye böldüm 27 oldu. Benden zaten bu A istiyordu. 19. sorumuzda bu şekilde burs olarak bulut 20. sorumda iç çerçevesi kare şeklinde olan kutunun içine yerleştirilen ABC sarı üçgen. DBE mavi üçgen şeklindeki tahta parçalarına ait bazı açılar yukarıda verilmişti. Yukarıdaki şekilde EA uzunluğum 3. AC uzunluğum 8. DE diktir. Bakın bu diklik vermiş. BA diktir AC'ye. Bu dikliği vermiş. DE'si yani A'sı kaçtır diyor. Kolay bir soru çünkü. 90 bu açıya alfa bu açıya beta dersem e bu kare ise içerisi demek ki alfa olmak zorunda ki alfa artı beta 90 olsun. 90 alfa bu açımda betadır. İki üçgen benzerdir. O zaman hocam betanın karşısını bilmiyorum burada x dedim. x bölü. Betanın karşısı bu üçgende 8 diyorum. Eşittir. Alfanın karşısı a bölü. Alfanın karşısı bu üçgende 3 artı x. Ve 90'ların karşısı bakın aynı. Yani 1 bölü 1. Demek ki cevabım 1 çıkacak. Sonucum 1 için yani benim benzerlik oranım 1. E o zaman hocam x bölü 8 1 ise benim x uzunluğum 8'dir diyorum. E x uzunluğu 8 olduğu anda soru bitmiş oluyor. Evet x uzunluğu 8 ise bakın geldim 8'i buraya yazdım. 1 eşittir a bölü 8 artı 3'ten 11 diyorum ve a uzunluğum da 11 oluyor. Veya şöyle söyleyebilirsiniz. Beta'nın karşısı 8. Demek ki beta'nın karşısı 8 olacak. O zaman alfanın karşısı bu alfanın karşısı 8 artı 3'ten 11 eşit olacak. 20. sorumun cevabı da bu şekilde Ceyhan olarak bulunur. Şıklara baktınız. 21. sorumuzda bir fayans ustası şekil 1'deki kare şeklindeki fayanstan 2 eş dik üçgen kesmiştir. 2 eş dik üçgen. Şekil 2'de bu üçgenlere ait bazı ölçümleri verilmiştir. Yukarıdaki şekilde AD diktir DE'ye. AD diktir DE'ye. Dik üçgen zaten şunu vermiş. Tamam. AB diktir BF'ye. Bu arkadaşı vermiş. Tamam. D'miz 5. AB'miz 12. AE'miz 13. On Olduğuna göre AECF dörtgenin çevresi. İçeride kalan bu dörtgenin çevresini soruyor bizlere. E hocam AB uzunluğu 12 ise demek ki benim karemin bir kenarı 12 olacak. Bu bir. D'si 5 ise geldim 5'e buraya yazdım. 5, 12, 13. Bu da tamam. E aynı mantıkla bu 13 ise BF uzunluğu 5'tir. Soru bitti. Çünkü karenin bir kenarı 12 ise burası 5 ise EC'ye 7 kalır. E BF'si 5 ise FC'ye 7 kalır. Buradaki dörtgenin kenarları 13, 13 daha 26. Ve yani 13, 7 daha 20. 13, 7 daha 20. 20, 20 daha toplam 40 yapar hocam. 21. sorumuzun cevabı bu şekilde A'dan olarak bulunur. 22. sorumuzda ABD üçgeninde ABC üçgeni bakın bu üçgen AC doğrusu boyunca katlandığında ACB üst yani B noktası B üstüne geldiğimizde bu üçgenimizi yukarıya katlamışız tamam. AB uzunluğum 7. BD uzunluğum yani bu arkadaşımızın tamamı 9 ve ABD üçgeninin tamamının çevresi 26. Peki 7 9 daha 16. Demek ki AD'yi 10 kaldı. Güzel. B üstü DC bu üçgenin çevresini benden istiyorum. Şimdi katladığım için bu uzunluk buraya geldi. Ve bu uzunluk AB uzunluğu da buraya gelmiş oldu. Yerleştirelim. BC uzunluğu A dersem CB üssü uzunluğu A olur. E tamamı 9'du. Buraya kaldı 9 eksi A. AB üssü 7 ise tamamı 10'du. Buraya kaldı 3. Benden bu arkadaşın çevresini istiyor. Bulalım. 9 eksi A Artı A artı 3 bunlara gitti. 9 artı 3'ten 12 cevabını buldum. 22. sorumuzun cevabı diğer olarak. 23. sorumuzda yukarıdaki üstten görünümü verilen şemsiye görselinde eş ikizkenar üçgenler tepe noktaları çakışacak ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde bir araya getirilmiştir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplam 8 tane eş üçgen var burada. Buna göre x kaç derecedir diyor. Tepe açıları bakın hepsinin eşit olmak zorunda. E toplam 8 açı varsa ve bu tam bir yuvarlak yani 360 derece oluşturmuşsa demek ki her bir açı 360 bölü 8 olmak zorunda. Kaçtır? 360'ı 8'e bölsem şöyle amele bölmesi yapayım. 4, 8, 32, 0, 4, 0, 5, 8, 40. O zaman her bir açımız 45 derece. E bu ikiz kenarsa tepesi 45 ise demek ki demek ki geriye 135 derece kalmış oluyor. Ve x bu da x olacağına göre 2'ye böldüğümde eşit bölünmek zorunda. 2'ye böldüğümüzde de 60 60 120 67 buçuk olarak buluyorum her bir açıyı. 23. sorumuzun cevabı edilir. 24 ve bugünün son sorusu. Köşeleri ABC olarak isimlendirilen ve çevresi 84 olan üçgen biçimdeki kumaş AB bakın AB ve CB kenarlarının orta noktaları boyunca kesilecektir. Tam buradan kesecek. Buna göre kesim sonrası elde edilecek iki parçadan üçgen biçimdeki parçanın çevresi kaçtır diyor. Diyelim ki hocam bu A olsun bu A olsun bu B olsun bu B olsun ben bu orta uzunluğa C dersem çünkü bunların ikisinin de ortası olduğuna göre demek ki orta taban oldu. Yani bu uzunluk A paralel oldu. E 1'e ikilik oran var C ise burası 2 C'dir. E hepsinin çevresi 84. 2 A artı 2 B artı 2 C eşittir 84 ise A artı b artı c eşittir. 42'dir. E benden ne istiyor soru? Benden buranın çevresini istiyor. O da artı b artı c. E ben direkt buldum 42 olarak. Bu da 24. sorumuzu adan olarak bizlere bulduruyor ve yine güzel bir sayfa diyelim. Bugünümüzü bu şekilde bitirelim. 26. gün üçgenler elit testler ilk videomuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Yarın üçgenlerin elit testlerin ikinci videosu gelecek ve üçgenler konusunu noktalamış olacağız. Komple üçgenleri de bitirmiş olup direkt dörtgenlerin konu anlatımına başlamış olacağız arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.